Evet, can dostlar, biz böyle çok yönlü çalışıyoruz. Süleyman Özkan, halk ozanımız, değerli büyüğümüzü evinde dinledik. Ozan Vurgun ile birlikte deyişler söyledik, türküler söyledik, şiirler söyledik, anıları canlandırdık. Bir de böyle geldik bir atölyeye. Ezelden beri insanoğlu bir şeyler üretmek üzerine var olmuştur, çalışır. Kimisi taş işçisidir, kimisi filozoftur, kimisi hekimdir, kimisi tarlasında. Herkes bir uğraşın içinde olmuştur. Tabii ki bu bir sanat aynı zamanda. Bir sanat uğraşısı, yaşam bir sanat, insanların tuttukları bir iş sanat. Yani güzel iş yaparım dersen o işin ustası olursun. Erbabı olursun derler eskiler. Bizlerde ahilik geleneği vardır. Doğru üret, doğru gör, doğru gözet ve yanındakini koru. Ama her şeyden önce dürüst ol. Yani ürettiğin her şey insan onuruna da, vicdanına da, insanlığa da yaraşır şekilde olsun der. Büyük atalardan bize kalmıştır. Ama hile hurda her yerde, hele de bu dönemde hak getire. Esnafın çoğu birer çete zihniyetiyle çapulcu olmuş. Kendini koruma adı altına 2-3 senedir neler neler yaşıyoruz. Dolayısıyla esnaflık çok önemli, iş çok önemli, sağlam iş yapmak çok önemli, kalıcı iş yapmak önemli, insanların güvenini kazanmak çok önemli. Böyle bizim ağzımız açılırsa susmak bilmez. Şimdi de bir saz atölyesindeyiz. Saz, bağlama. Tabii çaldık, söyledik. Yüzyıllar boyunca bir de bu işlerin ustaları olmuş. Yani müzik aletlerinin ustaları olmuş. Bu bir ustalık işi. Herkes kolay usta olmuyor. Ben de yıllar yılı değerli ozanımızı, şiirleri kadar, sazı kadar, sazı da çok kuvvetli. Bir de saz yapımı var, saz ustalığı var. Dolayısıyla buraya bir gelelim dedik. Merhaba, aşk olsun. Tekrar. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Eyvallah. Burası da bir aydınlık içinde. Ne kadar güzel aydınlatması böyle. Gelen insanlar da, mihmanlarınızın da gönlü aydınlanıyor. Peki ustam, biraz anlatmıştınız bu önceki söyleşide. Girdiniz, aldınız bir meşe kökü, onu işlediniz böyle. Nasıl daha profesyonel oldunuz, nasıl bu işi yapar oldunuz? Bu işe ne zaman tam bir iş olarak bakıp çıraklıktan ustalığa doğru evrildiniz? Bir evvelki bölümümüzde babamdan etkilendim. O bizim kendisi tabii birçok enstrümanı icra edip çaldığı için bizden de onu bekliyor çocukları olarak. Yani yeri boş kalmasın. Müzikte ritim olmazsa olmaz. Tabii soydan gelen bir ritim, davul çalma yeteneği var ailemizde. Babam birçok enstrümanı çaldığı için kendi bağlama da çalar, icra ederdi. Bağlama çalmamızı isterdi ancak bir heves uyanmadı işte. Lise çağlarında bir arkadaş topluluğunda babam gençler çok severlerdi. Birçok enstrümanı çaldığı için Süleyman sen ne çalıyorsun Hasan amcanın oğlu olarak? Ben de davuldan başka bir şey çalamadığını söyleyince utandım, sıkıldım. Kısa anlatmaya çalışayım. Babamın hemen eve döndüm, bağlamasını aldım ama tutmasını bilemiyorum. Ben buradan tutuyorum, öbür taraftan düşüyor. Oradan kaldırıyorum, buradan düşüyor. Fakat öyle utandırdılar ki arkadaşlar beni, o babanın oğlu olarak sen nasıl çalmazsın hassasiyetiyle. Bir hayli zorladım kendimi. Birkaç türkü çıkartmaya, çalmaya başlayınca tabii bağlamanın telini koparıyoruz. Babam çok hassas bir insandı. Rahmetler diliyorum.
Onu hemen taktırmam lazım. Mehmet Ali Alpay Usta vardı, Malatyalı dede ismiyle anılır. Onun atölyesine koşardık, işte teli taktırırdık, akordunu yaptırırdık. Gelir yerine bağlamayı asardık. Akşam işten dönen babam sazla oynandığını, yani kurdalandığını anlardı. Bir taraftan bizim çalmamızı istediği için güler, fakat sazı da koruyamadığımız için kızardı. Ben akort için efendim kırdığımız akort yapmayı bilmiyorum ya. Teli taktırırken, giderken, gelirken Mehmet Ali dedenin dükkanına, onun yapımı dikkatimi çekti. İlgilendim. Nasıl yaparım hesabı? İşte eskiden kışlık yakacaklarımız ardiyelerden alırdık, kütükler halinde. Onu kışın çıkardır, keserle, baltayla kırar, sobada yakardık. Girdim kömürlüğümüze, oradan bir uygun çam kütüğü. Çamdan yapılmaz ama ben ilk defa başladım, deneyeceğim. İşte onu dışını tatsadık falan filan, içini oyacağım. Mehmet Ali Alpay dede de oygu keseri var. İstirham ettim, onu verdiği içini de oyduk. Derken bir şeye benzedi. Orada bizim Hüseyin Tavşancı, Hüseyin Koluman, Allah rahmet etsin, nurlarda yatsın. O da oraya gelip gidiyor. Zaten bizim dede ondan dükkanı almıştı satın. Onun dikkatini çekti. Aferin falan filan derken bana bir şevk geldi. Derken onu kol göğüse takarak bitirdik. Bir hafta sevinçten uyuyamadım. İlk sazım. Perde bağlamasını da dede öğretti bizim. Derken bir heves sardı bizi. Geldik gittik derken artık şurasını yap, burasını da, şu teli tak derken işin içinde buldum kendimi. Devamı geldi artık. Tabii onunla da kalmadık. Biraz da mürekkep yalamıştım, verdiği güçle çevreden de araştırdım. Benim de birçok katkılarım oldu. Şu gördüğünüz raflarda mesela değişik proje sazlarım vardır. Normal bildiğiniz bağlamanın dışında değişik projelerde 3-4 değişik durumlarda bağlamalar var. İnşallah bir gün onları da bitirir, insanların, müzisyenlerin hizmetine sunarsam sevineceğim. Derken bir geriye döndüm, baktım ki yaklaşık 50 yıldır bu mesleğin içindeyiz. Bu 50 yılda tabii ki piştiniz, usta oldunuz. Çünkü anladığım kadarıyla gelip size danışıyorlar, tamir ediyorsunuz hatta, yani yeni çalmakla beraber. Şöyle hızlı hızlı gidelim. Yani hani saz genel olarak müzik aletleri, bağlama ondan bir parça. Buzun uzunu var, divanı var, kısası var, curası var. Yani değişik ölçüklerde. En çok hani duyuyoruz, dut ağacı diyorlar. Tabii ki ağaçlar önemli. Her şey önemli ama usta çok önemli. Peki usta olmak kolay olmasa gerektir. Yani siz zamanla ilerlediniz ama şöyle dönüp bakıyorsunuz. Yeni başlayacak bir insan ya da bir sürü piyasanın üstadları vardır. Bir sazı ilk önce sonunu hayal ediyoruz. Tabii biz alıp evde götürüyoruz. Öğrenecek çocuklar çalıyoruz. Peki onun bir serüveni var. Kısaca bu serüveni bir alalım. Ne halde geliyor? Gövdesi önemli herhalde. Sap sonra mı oluyor? Hangi ağaçlar muteberdir? Bir işlemi anlatın bize. Yani sazın, bağlamanın serüvenini bize kısaca anlatın. Bir sazı nasıl yapıyorsunuz? Şurada bir kütük var. Bir bakalım öyle. Dut kütüğü, o bir numunedir. Bu dut kütüğü. Evet. O bir numune. İşte o durumdan alıp, evet, bunu çeşitli aletler kullanarak, yani onu bir olacağı yerden üstünü düzüyoruz. Yani ilk ormandan ağacı alıp çalınır vaziyette bağlam olarak teslim edebilirim. Yaptım da. Düzlüyoruz onu. Bu destelerde şeklini veriyoruz. Bir şablon koyuyoruz. Dış şekli. Burada bir keserimiz var. Ondan tasarlıyoruz. Daha sonra bastırangol dediğimiz şu alet, onun tıraşını yapıyoruz dıştan.
Daha sonra oygu keserlerimiz var. Şu anda burada olmadığı için gösteremiyorum. Onların içini gerekli inceliğe kadar incelttikten sonra yaş ise kurumasını bekliyoruz. Bu da yaklaşık doğal koşullarda bir yılı alır. Göğüstü, koldu derken çeşitli aşamalardan sonra çalınır vaziyette bağlama oluyor. Ben hızlı anlattım ama bu çok zaman alıyor. Şimdi dut ezelden beri bağlama yapımında kendini kabul ettirmiş bir ağaçtır. Maun var efendim, bugün ismini telaffuz ederken zorluk çekeceğimiz çok çeşitli ağaçlardan günümüzde yapılabiliyor, yapabiliyoruz. Ancak sonuçta ben diyorum ki usta tecrübesini ortaya koyar, tabii ki en iyi bağlamayı yapmaya çalışır. Ancak sonuçta icracı, bunu çalacak, kullanacak insanın zevki, beğenisi önemli. 50 yılda bunu gördüm ben bu meslekte. Siz ne kadar güzel yaparsanız yapın, onun icracısının beğenmesi lazım. Ama dut olur, maun olur, ardıç olur, çamdan bir tekne olabilir. Şimdi günümüzde revaçta olan yaprak dediğimiz bağlamalarımız var. Şöyle bir yarım örnek göstereyim. Bu yaprak tabir ettiğimiz bu maun gövde. Maun nedir? Kökler ağacın ismi. Türkiye'de pek bulunmaz. Dışarıdan geliyor bu maun. Genelde de Karadeniz yöresinden gelir bizim malzemelerimiz. Kökler veya ladin, işte en kullanılan bir akgülgen efendim dediğimiz gülgen cinsidir. Bunun çeşitli ağaçları vardır. Yani ortanın üstünde sert kıvama sahip olan bir ağaç sapına kullanıyoruz genelde. Tabii ustaların, yapımcıların çeşitli tecrübeleri vardır. Kendi tecrübelerine göre bağlama yapmaya çalışırlar, üretirler. Peki ezelden beri işte Türk toplumu bu kopuz denen aletten bugüne geliyor. Üç telli deniyor, divan deniyor. Bunlar çeşit çeşit. Şimdi bunlar, hatta hep söylerim, bir merkezi bir kütüphane olacağı gibi, yani bizim Alevilerin yapmaları gereken bir araştırma merkezi, kütüphane. Bir de işte bir müze gibi atalardan, dedelerden kalan saz örnekleri. Bunu yapan insanlar vardır şahsi olarak ama hepsi toplanmış olsa gözler önüne serilir. Dedelerimiz belki ne çeşit şeyler çıkacaktır. Siz de görmüşsünüzdür, size de getirmişlerdir atasından, dedesinden kalanlar. Yani bu vazgeçilmezimiz, yani bir ozanlık geleneğinin, türkülerin, sohbetlerin, Anadolu insanının vazgeçilmezi. Fakat gerçekten de böyle vazgeçilmez olan bir cam parçamıza gerekli özen veriliyor mu? Yapılırken ustalar neye dikkat ediyor, etmiyor? Çünkü çatlıyor, kırılıyor, düşüyor. Tabii ki bütün bunlar olabilir, insani bir şey. Ama sizce Türk insanı dedesiyle, ozanıyla, halkıyla çaldığı bu alete gerekli değeri veriyor mu? Malzemesini iyi seçiyor mu? Araştırıyor mu? İyi koruyor mu? Şimdi bu kültürümüzde olmazsa olmazı bağlama. Yapımcılar tabii ki kendini beğendirmek, kabullendirmek adına o meslekte bulunduğu süre içinde tecrübelerini katarak profesyonel bağlamalar yapmaya çalışıyorlar. Ancak yine bunun beğenisi icracının elinde. Şimdi yeni öğrenecek öğrenciler için sıradan bir bağlama yaparsınız. Profesyonel bir sanatçı, icracı ses ararsa gelir, o öğrenci sazını alır götürür, alır. Profesyonel yapacağım diye özenirsiniz. İlgilinin içindeki, gönlündeki ses o değildir, beğenmeyebilir. Yani bunlarla çok karşılaşıyoruz. Bu işin beğeni tarafı. Fakat para olayı, tabii günümüzde bağlama için de geçerli. Araya girdiği zaman, ki girecek, çünkü siz onu satacaksınız, yerine yeni malzeme alacaksınız. Yani bu çarkı döndüreceksiniz.
girdiğinde her şeyin dengesi bozulduğu gibi bu işlerin de dengesi bozuluyor. Ancak siz ne kadar usta olarak özenirseniz özenin, icracının elinde o bağlamanın uzun yaşaması. Yani bütün enstrümanlar, ağaçtan yapılmış olan enstrümanlar ceryanda, hava akımında, nemde, rutubette, efendim yazın güneşin sıcağı içinde kılıfta bile olsa bozulurlar. Bunun canı icracının elinde korumak için. Şartlarını bilecek, bağlamasına bakacak. Yani gözüm gibi koşullarından koruyacak. Yani gözüm gibi bakıyorum diyor ama onun da koşullarını bilecek. Gerçekten bazıları gözü gibi bakıyor ama bazıları bakamıyor. Peki mesleğin zorlukları nelerdir? Bu ekonomik koşullarında dayatması var ama genel anlamıyla ağaçlar, ürüne ulaşıyor musunuz? Müşterinin memnuniyeti, yani hep ustalar suçlu değildir. Yani satan suçlu değildir. Müşterinin de kararsızlıkları vardır. Alır, beğenmez, bir daha getirir, bir bahane bulur. Evet, sizi dinleyelim. Yaklaşık 50 yıldır bu sanatı, bu bağlama yapımın içindeyim. Şimdi beni insanlar görüyor. Bu mesleğe sevgiyle, efendim hoşgörüyle yaklaştığım için, çünkü hoşlanıyorum bunu yapmaktan, insanlara, müziğimize, kültürümüze hizmet etmekten. Şimdi hiç bilmeyenlerle çok bildiğini zannederler, beni çok yoruyor. Normal bilenler, ben bir yaptığım enstrümanın beğenilmesini bir usta olarak istemem mi? Çok isterim. Ancak hiç bilmeyenle çok bildiğini zannedenler beni çok yoruyor. Mesleğin yapımında tabi bu bağlamadır, tozu vardır, çilesi vardır, işte efendim eziyeti vardır. Onu o hale getirmek, profesyonel hale getirebilmek için birçok eziyeti var. Peki bu karşılaştığınız en sık sorunlar nedir? Biraz evvel dediğim gibi hiç bilmeyenlerle çok bildiğini zannedenler. Onun dışında günümüzde tabii paran varsa olanaklar çok çeşitli. Yurt dışından bile ağaç getiriyoruz. Şimdi bu gövdeyi oluşturan yaprak dediğimiz, yaprak bağlama dediğimiz o gövdeyi oluşturan ustalar gündeme geldiler. Bunu meslek haline getirip onu çabuk koşullarda üretenler var. Biz genelde onlardan alıyoruz. Tabii kendimiz de oyabiliriz, üretebiliriz, yapabiliriz ama her aşamasına yetişmek çok zor. Onun için gövdesini, işte kapakları kendimiz, göğüs dediğimiz kısımlar kendimiz biçeriz makinalarımızda. Fakat onları da artık meslek haline getirenler var. Genellikle birçok ustamız onları hazır alıp burada makbul olan malzemenin kurutulması. Doğa koşullarında en az örneğin 7 yıl bekletmek gerekiyor bilimsel olarak. Şimdi bu farklı şeyler de geliştirdi. Fırınlarda o ağacı, ağaç canlıdır. Kurutarak daha kısa zamanda kullanıma hazır hale getirebiliyoruz. Yani burada bütün ağaçtan yapılan enstrümanlarda ağacın kuru olması çok önemli. Kaliteli, evet, olmalı. Düzgün damarlara sahip olması çok önemli. Diyor ya işte şeytan bunun neresinde? Evet. Veyahut da işte Yunus diyor ki gel benim sarı tamburam, sen ne için yenersin? Ağaç dediysem gönüllenme. İşte kırmızı gül ağaçtandır. Bu bütün kendisi bile deyişlere, şiirlere konu olmuş. Bu şey gerçekten bunun sesi nereden geliyor? Yani sizin ellerinizden mi, tellerinden mi, gönlünden mi, bin yıllık kültüründen mi, halkın hafızasından mı? Bu da bir bilmeceli soru ama isterseniz şöyle bir de canlansın bir türkü dinleyelim ya da ne içinizden geliyorsa. Evet. Bir de yaptı. Bir de canlansın bakalım, şu söylesin, dile gelsin. Evet, şimdi elimdeki bu benim sahnelerde kullandığım bağlamam 35-40 yıldır elimde. Bir öğrenci dosta yaptığım bağlamaydı. Sesi hoşuma gidince ona yenisini verdim. Bunu ben kullanıyorum. Mahun bir bağlama.
Yani bu benim yapım bir bağlama. Onunla bir üstad deyişini dile getirmeye çalışayım. Eyvallah. Aşkım. Salma dil gemisi engine aşık, erenler ceminde payen bulunmaz. Salma dil gemisi engine aşık, erenler ceminde payen bulunmaz. Her yerde sarf etme sırrı hakikat, onu fehmedecek her can bulunmaz. Onu fehmedecek her can bulunmaz. Her yerde farş etme sırrı hakikat, onu fehmedecek her can bulunmaz. Onu fehmedecek her can bulunmaz. Arif'in halini tarif ne hacet, efsane sözlerden eyle feragat. Arif'in halini tarif ne hacet, efsane sözlerden eyle feragat. Hanı nerede göster sırrı keramet, Ali çoktur Şah-ı Merdan bulunmaz. Ali çoktur Şah-ı Merdan bulunmaz. Hanı nerede göster sırrı keramet, Ali çoktur Şah-ı Merdan bulunmaz. Ali çoktur Şah-ı Merdan bulunmaz. Turab cihanda olduk serseri, fehmeden kalmadı dürü gevheri. Turab cihanda olduk serseri, fehmeden kalmadı dürü gevheri. Kimsenin kimseden yoktur haberi, böyle bir acayip devran bulunmaz. Böyle bir acayip devran bulunmaz. Kimsenin kimseden yoktur haberi, böyle bir acayip devran bulunmaz. Böyle bir acayip devran bulunmaz.
Yüreğiniz var olsun, gönlünüz var olsun, işiniz rast gelsin. Dedem Korkut'tan bugüne yol yolluyan, soy soyluyan, boy boyluyan, bu güzellikleri var eden cümle ozanların, aşıkların, sadıkların, pirlerin, mürşitlerin tüm güzellikleri bu hanede, şu güzel atölyede canlansın. Sizin de elinizden çıkan şu bağlamalarımız dünya dostluğuna, kardeşliğine, barışına vesile olacak. Nice nice ozanların, gençlerimizin, sanatçıların yetişmesine vesile olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Aşk olsun. Rahmetlerinize, hizmetlerinize, kültürümüze verdiğiniz destek ve emeklere ben de teşekkür ediyorum. Aşk olsun. Sağ olun, var olun. Aşk olsun.